Yeniden Bakü'ye döneceğiz. Sayın Tural İsmailov yeniden yayınımızda. Sayın İsmailov, biraz önce yarım bırakmıştık. Sayın Putin Evet. ve Sayın Aliyev'in görüşmesine ilişkin detayları aktarıyordunuz. Ben de tam o sırada Altılı Platform'da acaba bu konuşmada gündeme geldi mi diyordum. Buyurun, sözü tekrar size bırakalım. Evet Seda Hanım, görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada öncelikle konunun Karabağ olduğu vurgulandı. Ama Karabağ'la ilgili zaten hem devlet başkanları seviyesinde hem de bakanlar seviyesinde daimi olarak temaslar yapılıyor. Bu yüzden Azerbaycan-Rusya ekonomik ve turizm ilişkileriyle ilgili konuların da ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pandemiden önce Azerbaycan'la Rusya arasında ekonomik ilişkiler rakamlarda çok iyi bir noktalardaydı. Ama pandemi yüzünden özellikle hem Azerbaycan'da hem Rusya'da karantin ve karantinlerin sertleştirilmesinden sonra biraz rakamlarda o iyi gördüğümüz noktalar zayıflamıştı. Ama şu anda hem Devlet Bakanı Sayın Vladimir Putin hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev yeniden Rusya-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin önceki rakamlara ulaştığını vurguladılar ve aynı zamanda altılı platformayla ilgili de konuşulduğunu düşünüyorum. Şu anda görüşte altılı platforma üzerinden hangi mesajların verilmesi ile ilgili basına hiçbir bilgi verilmedi o detaylarla ilgili. Ama tabii altılı platformun da esas konu olduğunu düşünüyorum ve bildiğiniz gibi öten hafta İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Karabağ zaferiyle ilgili kutladı ve orada zaten İran'da kendi mevkiini açıkça ortaya koydu. Ben düşünüyorum ki Ermenistan'dan başka Ermenistan da altılı platformanın kendisinin kurtuluşu için iyi olduğunu biliyor zaten. Sadece olarak işte Ermeni faşistler, radikal milliyetçi siyasi birimler arasında şu anda çok ciddi çarpışma ve kaos ortamı olduğu için altılı platformaya karşı bir saldırı tutumundalar ama kurtuluşunun olmadığını, altılı platform arasında görüşte muhtemel konular arasında olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi az önce yayın kesildi. Şu anda hocam bildiğiniz gibi koronavirüs pandemisi döneminde ahalisi en çok aşılanan ülke, yani Kafkasya'da bizim bölgede aşılanma üzerinde şu anda bir rekor lider durumuna geldik. Hatta bildiğiniz gibi şu anda Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Kazakistan'a ve diğer devletlere hatta AstraZeneca aşıları da götürülmeye başlandı ve bundan sonra Rusya aşısı Sputnik'in de Azerbaycan'da gelecekte Azerbaycan üzerinden yeniden ihraç edilmesi ve diğer konularda da Azerbaycan yeniden global pandemiye karşı savaşta dünya liderliği konumunu alacağını düşünüyorum. Sayın İsmailoğlu, biraz sahadaki son durumu da sormak istiyorum. Çünkü kısa süre önce kışkırtma amacıyla yapılan Ermenistan tarafından atışlar oluyordu. Hala devam ediyor Evet. mu bu kışkırtmalar? Evet, dün özellikle Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bir bildiri yayımladı. Nahçıvan üzerinden bildiğiniz gibi şu anda ateşkes bozuntularına rast geliniyor ve Ermenistan'da şu anda askeri generaller arasında çok ciddi bir kaos ortamı var. Bildiğiniz gibi dün Ermenistan'ın 3-4 aydır tayin olunmuş Savunma Bakanı Vagashak Arapunyan istifa etti. Ondan önce birçok generallerin istifa ettiği haberlerini aldık. Yani son 5-6 ay içerisinde Ermenistan askeri komutasında ve yüksek ordu komutanlığı içerisinde istifalar var. Bu siyasi ülkedeki siyasi kaosun aslında ordunun içerisine sıçradığını gösteriyor. Yani ordu bir türlü toparlanamıyor. Yeni savunma bakanı tayin edildi ama üzerinden hiç 6 ay geçmemiş istifa etti ve böyle olunca da tabii ki ülkenin içerisinde de ülkedeki bu idare etmenin olmaması kaos durumuna halktan itirazlar var ve halkın nazarını, dikkatini yayındırmak, ülkede süni gündem yaratmak ve ülkenin içindeki problemlerden dikkati yayındırmak için Ermenistan işte böyle cephede ben bunu çok basit tahribatlar gibi değerlendiriyorum. Çünkü bundan sonra bizim bölgede sulh olmalıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev defalarla hem başka devlet bakanlarına hem aynı zamanda yaptığı demeçlerde bölgenin ancak bundan sonra sulh ile kurtarılabileceğini söylemiştir. Şimdi düşünün ki bir tane devlet Azerbaycan'a arazi iddiaları var. İşte biliyorsunuz Türkiye arazi iddiaları yapıyorlar. Hatta
daha uzağa giderek Gürcistan'ın bölgelerine bile şu anda Ermenistan tarafından arazi iddiaları mevcuttu. Böyle başka ülkelerden asılı duruma gelmiş. Zaten insan kapitalı bildiğiniz gibi orada yoktur. 1,5 milyon ahalisi vardı. İşte 44 günlük savaşta daha sonra ise açlık ve sefalet yüzünden terk ettiler, gittiler ülkeni ve geçen hafta Ermenistan İstatistik Komitesi Ermenistan'da ölenlerin yeni doğanları defalarca üstelediğini vurguladı ki ben de bence bu da çok ciddi beyanatlardan biridir. Bu yüzden şu anda ahalisi kalmayan, borçların içerisinde kalmış bir ülkenin Azerbaycan ve Türkiye ile münasebetlerini normalleştirip sınırlarını aşmaktan başka bir yolu kalmadığını düşünüyorum. Zaten Ermenistan'da aklı başında olan istenilen siyasetçi de geleceğin böyle olduğunu görüyor. Şimdi Seda Hanım, bir ülke düşünün ki kendi sınırlarını korumak için başka ülkelere yalvarıyor. Bildiğiniz gibi Ermenistan'ın hem iktidar dairelerinde temsil olunan siyasiler hem de muhalefetten Rusya'ya işte bizim tüm sınırlarımızı gelen koruyun diye yalvarışlar vardır. Ama tabii bunu Rusya'nın da Ermenistan'ın tüm sınırlarını koruyacak diye bir yükümlülüğü yoktur. Ne de Ermenistan üzerinde böyle bir söz vermediğini düşünüyorum. O yüzden kendi sınırlarını korumaya bile normal askeri bir heyet bulabilmeyen bir ülkenin Azerbaycan ve Türkiye kimi hem bölgenin hem de dünyanın çok iyi anlamda güç haline gelmiş iki ülkesine karşı bundan sonra aynı tutumu devam ettirebilmeyeceğini düşünüyorum. Evet, sınırda bazı hareketlilikler var. Ateşkesi bozuyorlar. İşte bizim 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanmış ateşkes protokollerini ihlal ediyorlar ama ben düşünüyorum ki bu yalnızca Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı değil. Aynı zamanda 10 Kasım'da imzalanmış beyanatın 3. tarafı olan Rusya karşı da açık bir saldırı ve tahribattır. Paşinyan'ın Avrupa ajanı olduğu, işte Soros'un ve Batı'nın emperyalist güçlerinden talimat aldığı bellidir. Rusya'ya yaptığı sahte ziyaretlerin ve aynı zamanda Rusya yönümlü pozitif açıklamaların da Rusya yüksek siyasi elitasında zaten sahtekarlık olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Ama bütün bunlara bakmayarak Ermenistan halkının da ülkede kalan çok az sayılı Ermenistan halkının da yegane kurtuluşunun Azerbaycan ve Türkiye ile münasebetleri normalleştirmekten geçtiğini düşünüyorum. Ama tabii böyle ülke içerisindeki gündemden dikkati yayındırmak, ülkedeki açlık, sefalet ve kaostan Ermeni halkının nazarlarını cepheye yönetmek için yaptıkları tahribatların da doğru olmadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de söyledi ki Azerbaycan'ın demir yumruğu hala yerindedir. Yani Ermenistan tabii ki bu tür şeyler devam ederse yeniden kafalarını o demir yumruğu indireceğimizi ben söyleyebilirim. Son olarak bir sorum yine diplomatik temaslarla ilgili olacak. Çok konuşulmuştu. Azerbaycan'dan bir heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü için gittiği Lefkoşa'da bayram namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti'nin tanıması konusunda bir tereddüt yoktur. Bu konuyla ilgili İlham Aliyev'le görüşmelerimiz devam ediyor ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları ve tanıma adımı gelir mi acaba Azerbaycan'dan kısa süre içerisinde sorusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Seda Hanım, bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde orada Azerbaycanlı milletvekilleri de vardı. Ben Azerbaycan parlamentosunun komite bakanı Sayın Semet Seyidov ve diğer milletvekillerimizin de KKTC'ye seferini tarihi ve önemli hadiselerden biri olarak değerlendiriyorum. Bunu zaten daha önce Türkiye'nin başka basın organlarında da ben söylemiştim. Biz kalben ve ruhen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkilerimiz vardır. Şimdi Azerbaycan'da herkes Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının işte mağazalarda, marketlerde olduğunu söyler ama aynı zamanda siz Azerbaycan sokaklarında KKTC bayraklarına da bayraklarıyla da karşılaşabiliyorsunuz. Yani zaten biz halkımız olarak, insanlarımız olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağlı hiçbir sorunumuz yoktur. Aynı zamanda Azerbaycan gazetecileri ve siyaset bilimcileri de nasıl ki o adada yaşayan Yunanların bir kendisi
kendilerine hak iddia ettiklerini, savunduklarını görüyoruz. Aynı zamanda orada yaşayan Türklerin de kendisinin bir devlet kurmak hakkı vardır. Bu tarihin gecikmiş bir adımıdır ve dünya devletlerinin de KKDC'ye tanıması gerekiyordur. Ama siz biliyorsunuz Karabağ'da özellikle bu etnik bölücülük ve separatçılık üzerinden Ermenistan uzun yıllardır manipülasyon yapıyorlar ve orada tırnak içinde bir Karabağ, bağımsız Karabağ Cumhuriyeti diye bir oyuncak bir şey yaratmışlar. Şu anda biz tabii ki Karabağ sorununu hallettik, topraklarımızı kurtardık. Ama kısa zamanda düşünüyorum ki bu sorun aşıldığına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden uluslararası tepki ve aynı zamanda Karabağ olayının manipülasyonu olmaması için Azerbaycan resmi olarak tanımamıştır. Ama kalben, gönülen ve her bir formada KKTC ile bir olduğumuzu, Türkiye'nin nasıl severek yanında olduysa KKTC'nin de yanında olduğumuzu biliyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve Azerbaycan milletvekillerinin ziyareti sırasında söylediği demeçlerde artık Karabağ sorunu hallolunduğundan ve bizim orada kuruculuk işleri gördükten sonra KKTC'nin tanınması ile ilgili de herhangi bir sorunun olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Sayın İsmailoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür tekrar ederim. Görüşmek üzere diyeyim. İyi bayramlar aynı sağ zamanda. Olun. Size de iyi bayramlar. Sağ olun. Siyaset bilimci Tural İsmailoğlu Bakü'den bize hem Erdoğan'ın Azerbaycan'a yönelik açıklamalarını hem de Putin-Aliyev görüşmesini değerlendirmiş oldu.